Burkan demiş ki videosu gelsin Uzun. abi lütfen demiş. Şimdi onu çekeceğiz işte bak Selçuk da burada. Klan savaşı e, şeylerinde konusunda şey, tecrübeli. İkimiz bir Neyin videosunu istemiş Klan dedim ya TS. Neydi lan bu tank? ST-62. Şimdi Selçuk da burada. Zaten bizim klanın klan... Komutanı Selçuk. Bu tip olaylara yani klan savaşı tankları nasıl alınır, ne yapmak gerekiyor gibi olaylara da kendisi vakıf. Bu tankı alması için kişilerin neler yapması gerekiyor Selçuk? Önce onu anlatalım. Sonra da beraber tankın zırh profiline bakarız. Değmez mi, de değer mi? bir Onu bir inceleriz. Ya zaten tatbikat 7v7 formatında. Eskiden 15-15'ti daha zordu. Hı -hı. Şimdi bu 3. olacak Yeni 7v7 formatında. Zaten seferler normalde Temmuz'da geliyor. Bu yaz seferi ama hmm. nasıl bir şey olduysa çok geriledi. Kasım'a kadar geldi. Yeni tank getirdiler, ST-62 versiyon. Shift'in yine yok. Shift'ını bir kaldırdılar bir daha gelmedi. Bunda da 7 kişilik takımı oluşturuyor. 14 gün boyunca gün yani bu şey senin oynayacağın arkadaşlarına bağlı. 8'de bir başlıyor, 12 veyahut da gece 2-3 bile sürüyor. Benim bildiğim. bir Aynı... sadece 2 saat aralığı seçiyorsun. Aynı klanda olmanız gerekiyor ama değil mi? Aynı klandaş olmanız Aynı gerekiyor. Aynı klan tabii. Tamam. Lejyon kesinlikle yok kapalı. O zaman şöyle. 2 saat aralı seçin. Klan savaşı savaşları savaşlarında 7-7 maç yapacaksınız rakiplerle. 4 Kasım ile 17 Kasım arasında olacak bu etkinlik. Ve toplayabildiğiniz kadar şöhret puanı toplayacaksınız. Yani söylemiyorum ama şöhret puanıydı. Evet şöhret Doğru. puanı topluyorsunuz kazandığınızda da veriyor, yenildiğinizde de veriyor. Kazandığınızda veriyor. Galipte galibiyette de veriyor, mağlubiyette de veriyor. Tabi galibiyette daha çok alıyorsunuz, mağlubiyette çok daha az alıyorsunuz. Şöyle diyelim. Galibiyette 5 puansa mağlubiyette 2 puan. Burada peki hangi sıralamaya girince de kaçıncı sıraya girince bu tankı alıyor be arkadaşlar? İlk 9000. İlk 9000 kişi arasında girmeniz gerekiyor arkadaşlar. İlk 9000 kişi arasında girince bu tankı almaya hak kazanıyorsunuz. Şimdi mesela burada başka ödüller Hı. de var. İşte ST62 versiyon 2 var. 116 F3 var. Obje 907 var. Gibi gibi bir sürü tank var. Hangi tankı alacağını nasıl belirleniyor burada? Yani ben atıyorum ilk 6000 kişiye girdim. Sıralamaya göre tamam. mi belirleniyor benim hangi tank alacağım? Klan savaşlarında Yok. yoksa başka bir şeyim var. İlk 6000'e girdin. Etkinlik bitti. Belli bir süre sonra açılıyor. Hemen almıyorsun. Belli bir süre sonra sana zaten bu bütün tankların şeyi açılıyor dükkanda. İstediğin herhangi birini seçebiliyorsun. 6 tane tanktan istediğini alabiliyorsun. Bir tanesini. Peki şunu sorayım. Bir tane alabiliyorsun evet. ama 2 tane yok. Yok iki tane yok. Okey tamam. Yani lafın kısası. Seviye 10 araçlarla 7-7 maç yapıyorsunuz. Karşılaşma savaşı oluyor. Savaşlarda evet. şöhret puanı kazanmaya çalışıyorsunuz. Lejyon kesinlikle kapalı. Klandaş olacaksınız. Yani aynı klanda olacaksınız. Ve... Tekrar tarihi söylüyorum arkadaşlar. 4 Kasım ile 17 Kasım arası gerçekleşecek bu etkinlik. İlk 9000'e girdiğinizde oyun size etkinlik bittikten atıyorum bir süre sonra tank seçmenizi isteyecek ve bu tanklardan istediğinizi seçip kendi garajınıza alabiliyorsunuz. Son olarak da şey de ekleyebiliriz. İlk 9000'e giremedin. 1000 puan topladın. 1000 şöhret puanı. 1000 şöhret puanı topladığında elinde tahvil varsa en aşağı 50.000 tahvil. Hı hı. Çünkü yeni tank olduğu için ilgi çok olacak. İlk 9000'e giremeyip elinde 50k üstü varsa 1000 şöhret puanına müzayede hakkına girebiliyorsun. Müzayedeye girip mesela 51.000'e bastın 51 bin'e sana jeton verdi bir tane tank hı hı. seçme jetonu. Ha, Yine bu 6 tane tanktan bir tanesini alabiliyorsun. Yani ikinci bir şans. Yani öyle bir şey, diyebiliriz. Öyle şey de var. Heh, i̇kinci şans. Aynen güzel tamam süper. Şöyle söyleyeyim aşağı doğru git diğer ödülleri de göster. Altında şu özellikleri de şöhret puanı ile alıyorsun ödülleri. Hmm, ne kadar anladım. çok şöhret puanı. En aşağıda stiller var iki tane var. O da şöhret puanı ile alınıyor. Birisi VK'nın birisi M60'ın. Müzadeyi de anlatmış bak burada. bin şöhret puanı olması gerektiğini söylemiş. İlk 3000 P'yi veren alır gider diyor şeyi. Tank alır gider diyor. Aynen. Bak jeton veriyor jeton hakkı. Onda da tank alıyorsun. Tamam güzel abi. Ee, şimdi şu tankların şunu zaten biliyoruz. Şimdi inceleyeceğiz detaylı inceleme. 116 F3 biliyor musun abi sen bunu? Bunu geçen seferden aldım ben. Ha, tamam. Biz ilk birine girdik orada aldık. Peki bu ilk 9K'ya girmek kolay mı? Orta bir klanda diye sormuş Furkan. Bir klana gireceğim. Kaç takım gireceği yani bilmiyorum. Nasıl olur? Biz tek takımla girdik. Bize anlatayım. Tank çokluğu varsa hesaplarınızda daha avantaj. Çünkü tamir hakkı denen bir şey var. 10 maç oynuyorsun ya Erdem, Tamam. 8'ini kazandın. Kazandıkça şimdi takımda adam ölmüyor ya. Tamir masrafı olmuyor. Belli bir süre sonra tamir masrafı bitince sana bir belli bir tamir masrafı veriyor. Öldüğün mü tamir ediyorsun tankını, oynayacağın tankı. Bu sefer bu tamir hakkı hakkı bitince sen puan kasıyorsun ya. Kastıkça hı hı. artıyor böyle puan şeylerini harcamadıkça nasıl anlatabiliyorum bilmiyorum da. Şimdi tamir ben... masraflarını harcamadıkça <laughs> puanın daha çok kaplanıyor. Mesela bir maçta 10 puan alıyorsan diğer maçlarda 12-13 öyle daha da yükseliyor. Şimdi şunu anlamaya çalışıyorum ben. Daha doğrusu anladığım doğru mu onu sorayım. Ben bir maça girdim. Tankım patladı gitti. Bir sonraki maça evet. girmem için bir tamir hakkım var. O tankı tamir etmem gerekiyor. Ha, aynen. Tamir hakkım tamir, etmen gerekiyor. tamir hakkım Belli bir sınırda olduğu için kenarda fazla tankım varsa rahatlıkla girebiliyorum. Doğru mu anladım? Aynen. Bu sefer senin her kazandığın maçta daha fazla puan almanı kazandırıyor yani. Yani. Bu, bu biz mantık olarak söylüyorum bunu. Furkan'ın sorduğu soru. Yani peki 9K'ya ilk 9'a girmek, 9000'e girmek kolay mı zor mu diye sormuştu. Onun cevabı zaten bu. Furkan'ın sorduğu soru üzerine şöyle bağlıyorum ben bunu. Aslında mantık şu. Selçuk bu anlamda deneyimini yanılıyorsan beni düzeltsin. Ne kadar çok savaş atabiliyorsanız sizin için o kadar avantaj. Aynen. Bu avantaj. Bu. Yani öldüğün gibi 2 saat içinde aynen seri maç yapman lazım. Süper. Peki böyle şu... yatma maçları olursa yani iki saatte bu sefer yapacağım maç 10 maç olur. Be Bekleyeceğim 10 dakika. O adamlar basacak, gelecek, gelmeyecek. Biz hep böyle rush yaptık. Sürekli bastık. Ya kazanırız ya kaybederiz. Tamam. Şunu sorayım. Biz mesela 30 maç bile yaptığımız oldu 2 saat içinde hızlı hızlı. Ha, ya giriyorsun bam 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 kazandık kaybettik yeni maça gir. Zaten Aynen. E, şey gibi değil hani bir kaybettiğinde senden eksi 5 puan eksi 3 puan götürmüyor. Sadece kaybettiğin maçta en az şey 2 kilimini alman gerekiyordu o puan alman için. Tamam o biraz Tuttun, şey. Tuttun 7-1 yenildin puan alamıyorsun yenildiğin maçta. Tamam okey okey. Değiştirmediyse okay. Anladım. Şeyi soracaktım. Tek takım olarak girdik dedin abi sen kılanca. İki takım girmenin hmm. E, avantajı oluyor mu peki? Avantajı klan puanı artıyor. Klan puanı arttıkça hani şöhret puanları arttıkça daha çok puan kazanıyorsun. Bunun avantajı var çok hmm. bu takımda. Yani çarpan mı artıyor abi? Çarpan artıyor aynen. Okay. Puan çarpanı artıyor. Abi süper cevaplar verdim Bunların hepsi YouTube'a gidecek. Şu hemen hızlıca şeye bakalım. Önce ben söyleyeyim sonra sen yorumunu belirt. Alın alınır mı alınmaz mı? Ben ben sana şeyi soracağım. Buradaki tankların birçoğuyla oynadın sen. Hangisi daha mantıklı diye Şu an soracağım. Yeni tank bir de T6 var orada. T95E6. Bir o yok bende. Şu. T95E6 yok. Hı -hı. Bir de yeni tank zaten kimsede yok. Tamam. Gerisinin hepsi bende var. Tamam şimdi onları da soracağız. Şimdi tanka baktığımızda arkadaşlar seviye 10 T ST62 versiyon 2 diye bir tank olduğunu görüyoruz. Ortalama hasarı 320. Delmesi 260. ikinci mermi 330 deriyor. Ve cam puanının da 1950 olduğunu görüyoruz. Azami hız ileri 50 geri 20. 97 ile kıyaslayabilir misin bunu? 97'ye bakabilir misin? Do bakayım hemen. 907. Evet, orada 97 evet. orada. Solda. Ee, evet tamam. Eşitler. Aynıymış. Aynıymış evet. geri hızı. Aynıymış abi. Doğru diyorsun. 100 metre dağılma 037. Nişan alma 2.3. Nişan alma birazcık fazla gibi geldi bana. Top eğimi 6 ya... 20. Ne diyorsun sen bilmiyorum. Olabilir. Bence tipik Rusların normal yani x6. Aynen. Yani şey tipik Rus Rus orta tankı demek. Selçuk'un e, cümlesine katılıyorum. Çok doğru. Ama şarjörlü olduğunu bilmiyordum. Ben şimdi gördüm. Şarjörlü, şarjörlü bir tank. Olabilir. Top tam yüklemesini 33 saniyede yapıyor. Atış sonrası evet. yüklemesini Üç 2 saniye. Evet. 3 mermi 33 saniyede. Bir atış sonrası süresini 2 saniyede yapıyor. Bir mermiyi otomatik yeniden yükleme süresi 8, 11 ve 14 olarak bize vermişler bu tankın bu şey güzel ama 10 seviye tank olması rağmen mermi atış ara geçiş var ya, iki saniye bence projekto gibi yapmışlar. Evet ben bence, bence de. Bence 10 seviye için iyi vuracaksın yani 3 mermiyi de. Bu güzel tankı da şey kullanacağız dedi. Böyle şarjörlü tanklarda her zaman son mermi atmayacaksın. Daha hızlı yükleme yapabildiğin için. Bak son mermi 14 saniyede yüklüyor. Evet. Hani Her zaman ilk atıyorsun. Aynen. Ha, baktın e, kritik bir an. Adamı alman gerekiyor. Heh. Canım Canı bitmiş be. Tak, tak. durum. Aynen. Kirlik durum. Çat 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 yapıştır geç. Orada yapıştır da E, bakıyoruz abi. <laughs> Hareket kalbi bilmem ne falan. Onlara baktık zaten. Şu gövde zırhı 100 mm. 290 mm kulesi var. Kulesi çok başarılı görünüyor. E, gövde zırhı 180 yanlar 75 40 olarak görünüyor. Gövdesi zayıf ama kuleler iyi gibi. Yan zırh side scrape yapabilir gibi geliyor bana. Ama tabii bir açısı var. Şimdi tank Maç esnasında yapılır bence. Bana da öyle geliyor. Tankcide de daha rahat görürüz zaten onu. Hatta hemen geçelim abi tankcide. He, yaparsın ama e, ön taraf buna çok izin vermeyecek gibi. Sence bu açıdan EPCR mermi falan sektirme çok olur ya. Böyle olduğuna ben bak kalınlık ne kadar bu halde? Yeşil tarafı gelince 221. Yine 220. Hmm. Ya al... Yiğit mermilerde girebilir de. Yani, karşı taraftaki tanka da bağlı biraz. Ama Aynı. hani Aynı. bence bu tankla abi birazcık daha şöyle altınızı gizleyip manevra kabiliyetinizi kullanarak oynamanız daha mantıklı ama sci-scrap'te hani yapabilirsin. Çok falsosu yok sadece işte şurada şöyle bir şey ya falsosu yok derken. Şurayı korursan. burayı korursan falsosu yok ama hani çok zor bir side script tankı bu. Çok zor bir side script tankı. Peki buna tersten side script bakabilir misin tankı çevirip? Hiç şansı var mı? Yok abi, ha, Yok. Hiç. Biraz şey de benim tareti çevirip. Şöyle diyorsun Aynen. değil mi? Aynen. Yani şöyle. Geldi de şöyle bir tane hesap makinesi koysak bilmiyorum seyirciler şöyle bir şey baksan abi. orayı vurabilirler bir şu şey Bence vururlar abi. <laughs> Değil mi? Vurur. Çıkar bir tane adam. Oğlum zaten kaç milimetre ki? 67 yani. <laughs> 68 patlayıcı ile 68... Aynen. Makyol tüfek bile <laughs> yani. Bunu sadece meraktan sordum ha. Sonra demesinler bota bak böyle. O, yapıştırırlar onu sen merak etme. Şimdi bak yorumlara baksana. <laughs> Hemen yapıştırıyor. Ya bunlar da hiç bilmiyor falan abi ya, falan. Yani Tankı götüyle ölecekler. Tam, gö gö böyle tank boyunudur falan. Ya <laughs> sen gör. Ya şey olayı var abi. Hani tank genel olarak ben görüşümü söyleyeyim. Klasik Rus tankı. Selçuk çok güzel bir şey söyledi. Klasik Rus tankı genel niteliğiyle zırhı da seviye 10'da değil ama seviye 8 maç gördünüz mü etkili olabilecek bir zırh. ...gibi geliyor bana. Kralsın Git her yerde oyna. Aynen. Taret zırhı çok iyi zaten bak. Aa, şöyle de bir açığı var. Şurası. Ya bilmiyorum oradan da çok rahat vurun vurma ihtimalleri zor. Yani. Eğer hareket ederseniz gibi düşünüyorum ben. Selçuk'a topu atalım şimdi. O ne diyor? Bence seri tank. Bu tank gayet seri. Bir de çok küçük tank. Evet. O açıdan abi kesinlikle. Bilmiyorum bunun gizlenmesi de iyi mi? Hiç bakmadık Bakalım ama. Bakalım abi şeye küçük göre. 907'nin gizlenme kaç? Kamu 17... Ya normal şey değil. Bu şey Çok yalnız 907'nin mi bu? Ha, pardon 907. ST yan tarafta. Hemen solunda. 907, şuna bakalım. 16 bak 907 biraz daha tık. Aa, yani şey. hani şey e, abi 907 oynuyorsunuz gibi bir şey aslında. 907 ile ne bileyim aynı ayarda gibi geldi bana ama bu daha avantajlı mı? 907 mi avantajlı anlamadım. Bence DPM'i nasıl 907'nin? 907'nin DPM'i. Bu 2500 D... 97 daha DPM Evet 3000. 97 daha böyle bir şey görüyor hani ben buradayım diyor DPM'de. 97 5 km daha hızlı. Evet. Daha mobil. Bilmiyorum yani beni yine çok cezbeden bir tank değil. Beni de cezbetmek kolay değildir ama. Sen çok meta oynamıyorsun. Senin met tankın belli. Project, CTB ha, STB. Ha Leo. Leo Park. <gülüyor> Aynen. Aynen. <gülüyor> 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 Bak 430 U oynamam mesela ben. Yani ya, tipik benzer tank yapmışlar beni ufak olması cezbediyor. Çünkü saklatı, saklarsın ya bu tankı. Dur bakayım. Gövdeyi de saklarsın. Çok küçük duruyor yani. Ben mi, Benim gözüme mi geliyor? 97 büyük duruyor. 97. Uzun yani. gövdesi. O Ama CT'ye bak. Bu bir avantaj olabilir mi? Küçük tank. Yani uzun lafın kısası benim görüşme göre hani enteresan bir tank ama beni çok cezbetmiyor. Ama tabii klan <laughs> savaşını oynadığınızda burada sadece bu tanka değil birçok tanka alabilme ihtimaliniz olacak. Şimdi o tankları da Selçuk'a soracağım ben. Hızlı hızlı anlatmasını isteyeceğim. E, beraber yorumlayacağız. Şöyle sıralama orayı... da yapabiliriz yani. ilk olmaz. Yani hesabın hiç yoksa ilk şu alınır diye de yapılabilir yani. Olur. Öyle bir sıralama. şey açabiliyoruz mu biz sayfa? Bilen varsa yazsın şey ya. Abi. Böyle sıralama yapıyorlardı ya. Neydi o sitenin Hı. abi adı? Hani tankı koyuyor tık oraya atıyor tık oraya atıyor. Abi Selçuk şimdi bir vatandaşım ben hiçbir klan savaşı girmemişim sen anlattın. Dedim klanım da var dedim gireceğim okey. Ve ilk 9000'e de girdim. Hı -hı. Buradan hangi tankları Hı -hı. birinci sırada önerirsin neden? Hani şöyle sıralamayı anlat ama nedenini de söyle. İşte birinci sırada 116 öneririm çünkü gibi. Bak şu an girdin. Hiç tankın yok. Ben ilk olarak en favori tankı listedeki 97 söylerim. Hı hı. Hem oyun değeri var hem de şey yani güzel. Met tankla seviyorsan oynamayı her türlü her haritada oynarsın hı hı. bu tankla. Bir dakika şimdi. Ee, tank İlk adı 1907. Bu tank adı nedeni Sen yaz. Nedeni Bak çok güzel bir liste yapıyor size. Bunu <laughs> al böyle her yerde kullan. Hiçbir yayıncı Hiç kimseye kahve yapmış var. De, de Türk kahvesi. Afiyet olsun. Benim ben şey de arada çıkıyor şey mu? Alacağım. Excel listesi ekranda çıkıyor mu? Sağ ol. Excel listesi çıkmıyor değil mi ekranda? Çıkıyor. Dur. Çıkıyor mu? Yok ha, yayın. pardon, pardon ben. Yayında çıkıyor mu arkadaşlar Excel? Biri söylesin. Heh yaptım. Evet bak. Evet abi, Birinci tank yazıyorum. OBJ 97. 907. Tamam mı? OBC. Şimdi nedeni? Nedeni altı tank içinde hem daha değerli hem de daha oynanışlı. Met severler için diyorum bak. Oynanabilirlik. Oynanabilirlik. Hani daha nasıl bir açıklama yazabilir sonra bilmiyorum da. Ya sen uzun uzun anlat ben oradan özet çıkar yazarım buraya. Oynanabilirlik ve daha değerli. Değeri şey daha değerli anlamında Daha yani. yani. Oyun değeri daha yüksek bir tank. Şu an. Oyun değerinden kastın. Hani daha çok tercih ediliyor maçlarda. Ya, o anlamda. Tercih ediliyor evet. Ya tamam. öyle söyleyelim. Oyun... Bazıları hesap satın alıyor ya. Tamam. Oyun. Onun için de söylüyor. Oyun içerisinde daha değerli. Öyle diyelim aynen. Bu arada se... şunu da belirtelim. Selçuk bu tankların neredeyse hepsiyle oynadı. Örneğin. Ee hani şey mabadından sallamıyor bunlar hani. Hani Yok ben sadece şu söyleyeyim izleyenler için de ben E6 yok bende bir de yeni tank zaten kimse diyor. On yeni tankı da şimdi ortalama bir yere koyarız onu bir şey yani Zaten zamanda. benzer tank. Çok müthiş bir tank değil. Yeni tank. Aynen Furkan sağ olsun. Egzeli Furkan söyledi. Egzel megzel yok mu diye. Yoksa biz mal gibi konuşacaktık. Evet abi ikinci İkincisi, sıra. İkincisi VK-72 bir. Bence ağır tanklar içinde Bu en da... zevk veren tank. VK, BK Alman sağ tarafta o yanında. Ha şu. Ha. BK. Evet. Tamam. Bu tamam. Panzer 7'nin 750 vuran hali yani. Tamam. Bunun ikinci olarak bunu alırım. alırım. L Pardon, yazdım. Dakika. Oğlum. İşte, karıştı biraz. Baya karıştı. <laughs> Aynen VL oldu. Sen yeni tankta sarladın. <laughs> yeni tankımız VL 72 2 kareye 1 Tamam şunu kaymayan anlaşılır abi buradan da yani. Ya, anlaşılır 72 diye yaz tamam bu böyle iyi. Ya bu troll top diyorlar, Genelde 750 vuran topları hep troll diyorlar ya. Troll top topu çok güzel. Zevk veriyor. Vurdum adamı 700-800 böyle bir için rahatlatıyor. Alfa sarı. Oynaması zevkli bir tank. Alfa sarı yazabilirsin. Hı hı. Alfa sarı. <laughs> Huzur veren atışlar. <laughs> Aynen öyle. Ne Alfa başka da bir şey yok yani ekstra bir özelliği yok. Zaten da, Panzer 7 var. Bu da benzeyen tankların zırhı... ön zırhı falan fena değil de diye hatırlıyorum. Bu nasıl abi? Sahari. Şöyle söyleyelim. Ya zırhlı tank, zırhı var. Ama bunu tabii belirli açılarda oynaman gerek yani. Açıyı vereceksin çünkü bunun yanaklarından yiyor tank. Hani böyle bir size scrap veremezsin. Bir aes gibi. Tamam. O zaman şey diyorum. Arif yani Hasarı zır e, zır bazı zır bazı durumlarda bazı durumlarda Öyle zırh. tamam. Zaten bilen biliyor daha az çok. Aynen. Üçüncü olarak yeni tankı bilmiyoruz ya. Yeni tankların st 62 Hadi canım. 9.7'nin şarjörlü hali. Buna ediyorsun ne peki? Nedeni şey 9.7'nin şarjörlü hali diye yazabilirsin. Üçüncüye ben sevdim. 116 f yazarım. Ben de var aldım. Tamam. Yüklemesi tek sıkıntı yüklemesi yani uzun. Hmm. Sonra biraz şey hantalama sağ gelişlemeni yaparsan orada bir 4 kilometre hız verebiliyorsun tanka. Biraz mobilleşiyor. Bence zırhlı güzel hmm. hani Top atışları biraz şey böyle hani iyi nişan alıp vurman lazım. Artısı zırh yazıyorum. Zırhlı aynen, zırhlı yazabilirsin. Hı hı. Ben şeyini anlatıyorum. Genel nişan alması benim. ağır, buna biz deneysel donanı falan takılırsa iş yapıyor tank. Bence güzel oynanabilir bir tank. Beşinciye E6'yı koyarım. Çok e. yani isabetli bir topu var. Hızlı ama tümör gibi kapalı tipik Amerikan. Tipik Amerikan, İsabet. İsabetle hızlı yazabilirsin. Hızlı. Top isabeti iyi. Tamam. Ee, yani zırhı var ama kapola sıkıntı. Bu tarif kule zırhı 300 falan bunun. Kule 350 zırhı. mi? 300 böyle bir şey. Şöyle yazıyorum. Kule zırhı ama, ama kapola <laughs> kapola vur beni Başa diyor. bela mı diyelim? <laughs> vur beni diyor. Çok belli bir tümör o ya şeyde kocaman. 6 ya da M60'ı yazarım. Hayla M60'ın seferde ne işi var onu hayret ediyorum. <laughs> öyle mi? 15K <laughs> tahvile dükkanında alabiliyorsun. Aynen öyle yaz. <laughs> seferde ne işi var bu tankın? Saçma değil mi? 15K tahvile zaten alabiliyorsun dükkanda. Öyle mi? Biri Tahvil varsın... var ya. Öyle bak mi? bak oyun içinde. Bak M60 Aa. kaç mı? 15 gata sende yokmuş bu arada. Ben almam bunu 15.000 bin tahvili hacı. <laughs> almam aga. Ben ya. geçen sefer 3 ve stilini aldım seferden. Gittim 15 kya aldım. 15 bin tahvili Sur mi aldın? Dolayı. <laughs> ben, ben geçen ben... sefer tankı 2 tane aldım. 116'yı aldım. Sonra stilini aldım gittim. M60'ı da buradan aldım. Ben hayatta almam abi bunu. Ee, i̇lk altı ya. böyle. 1, 2, 3, 2, 4, 6 Başka yok zaten. Okey. Ama herkes ne yapacak? Yeni tank diye ST-62 seçecek tabi. Hmm. Yeni tank ya. Evet. Ama olması gereken sıralama bu. Zaten Deniz biz... Gözünde. Hem senin gözünde şey diyorsun sen. Yani hiç tankın, burada hiç tankın yoksa diyorsun sen. Ha, hiç yoksa diyorum evet. Evet o okey. Şimdi biri sormuş demiş ki çiftin niye yok hocam demiş. Mustafa Ege. Mustafa hoş geldin bu arada ya. O da bizim klandım. Ne yapıyorsun? Nasıl keyifler? Hiç Shift'in Ege niye şey Shift'in niye yok? <laughs> Shift'in <sırf> Ege. istiyor <laughs> diyor yok. <laughs> Shift'in Ege dedik ya. <laughs> sırf Ege istiyor diye Shift'ini getirmiyorlar mesela. Shift'in gelmez herhalde be uzun bir süre değil mi? Bayağı oldu gelmeli. Yani çok şeydi. Oyunun en güçlü tankıydı neredeyse. Bir de nerflediler bunu. Hızını falan düşürdüler sadece. Hı hı. Bir de delişini. Sonra ne düşündüyseler artık onu onu yaptı yaptılar bir de hala getirmiyorlar. Bence daha Acaban gelmez. niye onu da bilmiyorsun. Daha gelmez bence abi. O şey efsane gibi kaldı. Düşün. bz da hata yaptıklarını gördüler. Şu an bz 166 da satışa gelmiyor mesela. Hmm evet. Yani onun gibi düşün. O da biraz güçlü geldi oyuna. Shift'ın hem herkes alamıyordu o zamanlar seferlerde. İyi oyuncular alıyordu. Bu sefer iyi oyuncularda maçlarda herkesin içinden geçiyordu yani. Tank çok güçlü. Çok güçlü evet. Ya aslında... Hani ben, benim gözümde de. Ben buradaki tanklarda oynamadım ama. Hani ben de burada e, a bak, almayacağım iki tankı söyleyeyim sana. M60 ile T95 E6. İkisini hayatta almam. Hani ben oradan gideyim. Tamam mı? Evet. Sebebi e, dedi klasik Amerikan şunun tümörü var. Bunda da M60 zaten tahvili dükkanında var. Orada da almam. <laughs> o da, da ayrı konu. <laughs> o tahvili, yazık. Benim ilk alacağım tank... E, bu ikisinden biri olur. Yani ST-62 Versiyon 2 ya da Obje 907 olur. O anki psikolojik hı hı. durumuma göre. O anda ne hissediyorsam olur. İkinci olarak da şu ikisinden birini alırım ama 116F3'e daha yakınım. Bu Çin tankı mı Selçuk? Bu Çin tankı hı. bence sen IS şey, IS-4 oynuyorsun ya. Hı hı. Bence bu sen senlik bir tank olabilir 116. İşte o yüzden zaten hani birazcık IS-4, Obje 177 side scrap yapan, azıcık daha savunmayı zırhlı tanklar seviyorum biraz hafif size iş yapıyor da. Hı -hı. Bunun ön gövdesi falan da o kadar zayıf değil. Değil evet. Belli zaten Ama ya. Ama bence sana şu ST62 de çok uyar. Sen Projeto çok oynuyorsun ya. Şarjörlüğe alışkınsın. Evet kesinlikle. 97'dense bence sana uyan ST62. Evet. Tabii biz... Çünkü de... biliyorsun ot otomatik şarjörlüğe oynuyorsun. Evet Projeto'yu da severim. Bakalım her büyük bir ihtimalle giremeyeceğiz. Ağabeyi. Giremeyeceğiz biz de. Ben zaten bir Tarkov bir işte arada yani breakout işte falan sen zor. Sen iki hafta full gelsen seni Müm. düşünürdük aslında. Mümkün değil abi benim. Ha, yani ne oldu de yayın açardım arada. Şey olur bak. Üçüncü bir takım kurulursa e, ben ona gelebilirim. Hani ama çok, üçüncü takım çok zor abi. Erhan çok sen gireceğim mi? Erhan'a sordum burada. Erhan, Türk Erhan yapmayı... işte şey rapor muhabbeti varmış da WhatsApp'tan yazmış da bugün. Hmm. Ben Erhan'ın gelmesini istiyorum aslında. Gelsin, Değilse, İnşallah gelir. Hem rating de düşük, benim de düşük. Yüksek rating de var. Bak bu şeyde yüksek ratingli hesaplarla oynarsan çok güçlü rakip atıyor. Ha. Sadece maç kazanamıyor. Bak bir ipucu daha. Ee, Dengeyi sağlaman lazım. Kuracağınız takımın. Oyuncularının ratingleri, vote ratingten bahsediyorsun değil mi? Yanlış evet, anlamadı orayı. Evet vote reyting. Vote reytingleri düşükse size ona göre daha zayıf oyuncular atıyor evet. ve avantajınız oluyor. Yani takıma iyi oynayabilir ama düşük reytingli birkaç adam bulursanız çiçek. Şöyle söyleyeyim bu bizim tespitimiz. Bizim klandaki arkadaşlarla birlikte. Hı -hı. Bazılarını söyledim mi alakası yok diye düşünenler var. Biz bunu testbiledik. Çünkü denedik. Yüksek reytingli oyuncu aldık mı? Bir kişi bile sonra 10K reytingli adam geliyor. Tak sana atıyor hep 9-10K'lık adamlar. Karşını adamlar çoturttuğu çatır 7-0 maçlar bitiyor. Çünkü bizimkiler oynayamıyoruz yani. Evet. Adamlar yani. her attığını vuruyor. Ya dediğimiz Biz bunu denedik, gördük. 3 bu 3 sefere girdik. Üçünde de tank aldık ve ilk binlere girdik yani. Ne yaptık? Ratingi düşük olarak ayarladık. Takıma. Bizim ayarımızda geldi. Hepsini de yendik neredeyse. Tabii ya şey zaten bunu deneyimleyerek fark etmişsiniz siz. Büyük bir ihtimalle doğrudur yani. Belki öyle bir altta bir matchmaking Yok, o sistemi kadar sistemi yapmıştır. Oyuncu arasında ilk bine girmek de yani şey. Er er ez bunu değil başardık alalım. yani. Ezik değilsin de oğlum sen herhalde. Keyfini oynuyoruz işte boşver. Ama şimdi, Erhan ayarlarsa iyi olur. Erhan rapor muhabbetini yazmış olabilirse gelirim falan demiş. Baksan artık duruma göre. Evet ee, şimdi Selçuk ağzına sağlık, yüreğine sağlık dostum güzel bilgiler verdim. Ne evet, mi? Evet, Gelimizden geldiği kadar. Yani çok da faydalı olacaktır bence ayrıyetten de bu video izleyenler için. Ben YouTube'a da atacağım çünkü KLAN e, tankları inceleme falan gibi bir başlık adı altında çok faydası olacağını ya, düşünüyorum. Şeyi yorumlarda. de yapabiliriz yani klan savaşları olduğunda bir tane güzel bir maçın sana replerini de yollarım onu da paylaşırsın Hı -hı. klan savaşı diye anlatırsın. Olur. O da sana ekstra video olur. Olur. Yani öyle bir şey yapabilirseniz hani aksiyonumuz olur. Mesela bizim o ya, kazandığımız ya, maçlar olur. olur ya öyle güzel maç böyle bizim o şey çok güzel oldu Bence 3 e, kamera falan muhabbeti var ya abi ha o güzel diye. Üç farklı sen... kameradan on numara oldu yani o tarz bir şey olabilir Evet şimdi burada kaydı durduruyorum ben artık maça geçelim Erhan Sen gelecek Aha. misin buralarda mısın